Okulumuza yeni başladığınız için, herkes bilgini tamamladığı için, tanışmak için önce adımızı ve soyadımızı söylüyoruz, arkadaşlarla tanışıyoruz değil mi? Tarkay Ağa, sen de söyle. Ben Harun Esra Uçar. Kaç sınıfa gidiyorsun Harun Esra sen? Birinci sınıfa gidiyorsun. Sevgili çocuklar, öpücüğünüz hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk. Evet, ne kadar güzelsiniz siz. Sevdiniz mi okulunuzu? Evet. Yok, hepiniz beraber sevdiniz mi? Ormanda gezerken kurt babaya rastlar iken kurt baba, kurt baba ne yapıyorsun? Dün burası oyunumuz olarak planladık. Masa tenisinin gençlere ve öğrencilerimize taşıma oynamalar için vakti geçme kurulmuş bir planlamda. Köydeki okulların açılmasından ve çocuklarımızın yürüyüş mesafesindeki okullarına gelmelerinden dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın yürütmüş olduğu proje kapsamında biz de Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 5 tane köy okulumuzun açılışı ile ilgili gerekli çalışmaları tamamladık. Taşıma kapsamına almış bir okulumuzu tekrar 22 öğrencimizle ve okul öncesi sınıfıyla birlikte açmış bulunmaktayız. Bu da haliyle hem köydeki vatandaşlarımız açısından hem de bizler açısından bir mutluluk vesilesi oldu. Sadece okulla beraber aynı zamanda köy yaşam merkezi de bakanlığımızın projeleri dahilinde köy yaşam merkezinde bir okulun eklentileri içerisine açmış bulunmaktayız. Bu köy yaşam merkezinin içerisinde kütüphane, vatandaşlarımızın bu anlamda sportif aktiviteleri yerine getirecekleri ve akıl zeka oyunlarını karşılıklı olarak oynayabilecekleri alanlar da mevcut. Sabahleyin çocuklarımız kendi evlerinde kahvaltılarını yaparak kendi bildikleri, alışık oldukları alanlardan doğrudan yürüyüş mesafesindeki okullarına kendi hemhal oldukları yaşam alanlarına kavuşmaları bu anlamda çok önemli. Aynı zamanda öğleyin kendi evlerine tekrar gidip yemek yemeleri, aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri o anlamda da çok önemsediğimiz bir husus. Yani bunu da çocuklarımızın eğitim öğretime katılımı hem akademik başarıları hem de duygusal başarıları açısından çok önemli olduğunu hasreten vurgulamak istiyorum. Köylerde öğretmenlerimizin vatandaşlarımıza iç içe olması, onların çeşitli sorunlarına rehberlik ediyor olabilmeleri, bu anlamda çocuklarımıza sürekli rehberlik yapabilmeleri, kendilerine erişimin daha kolay olabilmesi, köydeki vatandaşlarla öğretmenimiz arasındaki kaynaşmanın arzu ettiğimiz düzeye gelmesi açısından da bu projenin hasreten önemsendiği noktasında büyük bir gelişme olduğunu vurgulamak istiyorum. Evet, başta Milli Eğitim Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Beklediğimiz bir hizmeti güzel bir şekilde gecesini gününe katarak ilçe Milli Eğitim Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz olarak güzel bir hizmet olduğuna biz çok mutluyuz. Uzun yıllardır okulumuz kapalıydı. Köyümüz terk edilmiş bir haldeydi daha doğrusu. Köyümüz canlandı. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz cıvıl cıvıl neşe doldu. Özellikle 23 insanları çok özlemiştik. O bize büyük bir mutluluk verecek inanıyorum. Allah razı olsunlar.
Ben de bu okuldan mezunum. Benim çocuğumun da bu okulda okumasında çok seviniyorum, mutluyuz. Başka şey, ilçeye gittiğinde gözümüz arkada kalıyordu. Yani bir şeye ihtiyacı olduğunda tekrar gitmemiz oraya imkansız gibi bir şey oluyordu, zor oluyordu bizim için. Ama burada, burası yakın olduğu için kendimiz getirip kendimiz götürebiliyoruz, okuldan alabiliyoruz. Daha mutluyuz, daha iyi oldu bizim için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz açılması için. Hadi el sallıyoruz, hep beraber. Hadi hep beraber el sallayın. Tamam, tamam.